أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الهراقة بركة والتنور بركة والبئر بركة فاعددوهن في بيوتكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberi anizam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt el-ashab etbaalar rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzin, kayyimin, cemaat-i müslüminin bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar emeği geçenlerin bu civarlarda metfunlan evliya, ulema, sulaha, şüheden, müminat, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Stakemin sırada bazen anlatayım, anlatayım, anlatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: El hurakatu bereke. Çakmak berekettir. Ateş yakmak için eskiden çakmaklar kullanılırdı. Kav denilen bir şeyi onu yapınca yakardı. Ocağınızı yakardınız, işinizi görürdünüz. Çakmak berekettir. Ve tennuru bereke. Evet, tandır da berekettir. Bu tandır Adem Aleyhisselam'ın icadıdır. Kur'an-ı Kerim'de de bu tennur kelimesi geçer. Feferet tennur. Evet, ayetinde geçer. Adem Aleyhisselam biliyorsunuz cennetten çıkarıldıktan sonra Serendip Adası'na gönderilmiş. Havva anamız da Cidde'ye indirilmiş. 300 sene tevbe etmişler. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Bu duayı da Kur'an'da Adem babamızın duası, Havva anamızın duası, bizler de yapmalıyız. Bu duanın içinde dünyada da iyilik, ahirette iyilik. Bu dünyada iyiliklerin içerisinde güzel bir eşle evlenmek de var. Çoluk çocuk sahibi olmak da var. Hani bunu şunun için söylüyorum. Efendim benim kızım daha evlenemedi, oğlanım evlenemedi. Dua ediver. İşte dua bu. Rabbena etina fid dünya hasene ve fil ahireti hasenenin içinde güzel bir evlilik de var. Güzelliklerin hepsi var. Dünyadaki güzelin hepsi var. Bunu arz edin. Bunu söyleye söyleye 300 sene böyle ağlayarak tevbe etmişler. Evet, günah işleyip arkasından günahında ısrar etmeyip tevbe etmek bizim babamızın, insanlığın babasının Adem Aleyhisselam'ın adetidir. Bu insanlık gereğidir. Ama şeytan tevbe etmedi, tevbe etmemekte ısrar etti. Günahında ısrar etmek de şeytanlıktır. Onun karakteridir. Bunu da belirtiyorum. Evet, Adem babamız 300 sene ağlamış. Ondan sonra Allah tövbesini kabul etmiş. Evet, şimdi biz torpilli Müslümanız. Muhammed Mustafa'nın ümmeti 300 sene ağlaması gerek kalmıyor. Günah işledikten sonra içten gelen duygularla, pişmanlıkla, yaptığı günahlara
elini kaldırıp içerisi titreyerek, gözlerinin yaş akıtarak Allah'ım beni affet dese 300 sene beklemeden Allah affediyor. Muhammed Mustafa'nın hürmetine. Bu bize böyle. O 300 sene ağlamış. İşte ondan sonra Arafat'ta buluşmuşlar. Arafat adı oradan geliyor. Oradan Müzdelife'ye gelmişler. Orada dünya evine girmişler. Ondan sonra tabii dünyada yaşayacak ve yiyip içecek. İşte buğday ekmiş. Buğdayı da sabah ekmiş. İkindi pişmiş. Ondan sonra yemiş. Şimdi biz biliyorsunuz yemek bitince kadar sabır ederiz. Yemek soğuyunca kadar sabredemeyiz. Adem babamız da soğuyunca kadar sabredemez. Acaba dadı cennetteki mi diye sıcak sıcak yemiş. O aceleciliğimiz oradan geliyor. Evet efendim, şimdi bu tennur, işte yemek pişirecek ocak, ateş. Evet, onun icadıdır. O bulmuştur. Bir evlerde bu bir ocak berekettir. Hurake çakmak taşı da berekettir. Ateş yapmak. Evet. Vel bi'ru bereke. Kuyu da berekettir. Su kuyusu berekettir. Evet. Şimdi bunu ne diyeceksiniz siz? Efendim ben 80 yılında ihtilalde Paris'teydim. Fransa'daydım. Suud Kralı Faysal hanımı Türk asıllıymış. Türk dostu bir insandı. Amerika ile çatıştı. Petrol vermeyeceğim dedi. Amerika'da seni aç bırakırım dedi. O da dedi ki biz bir hurma ile bir hafta yaşamasını bilen çöl bedevisi dedi. Vermezsen verme. Petrol vermedi. Avrupa'ya petrol vermedi. Amerika'ya petrol vermedi. Şimdi ben oradayım. Petrol, o zaman petrol olmayınca uçak kalkmadı. Belediye otobüsleri çalışmadı. Petrole dayalı olarak kaloriferler yanmadı. Hiçbir şey harekete geçmedi. Açlığından öyle yazdılar. Evet, şimdi peygamberimiz bu hadisi ben çok iyi anlarım. Bizim Anadolu insanı, Müslüman böyle dışarıdan fırın mırın yapmadığı zaman iki odun bulur gelir, ocakta tutuşturur, içine bir teneke kapar, hamurdan ekmek yapar. Ama Parislinin bunu becerisi de yok, bunu da bilmiyor. Açlıktan neredeyse genel ölüm oluyordu. Koştu gitti hemen Cumhurbaşkanı Abu Dhabi'ye. Filistin devleti kurulmalıdır dedi. Onların da hakkıdır. Onlar da insandır dedi. Bunu da televizyonda yayınladı. Avrupa'da, Amerika'da her müessesenin başında Yahudiler var. Zengin Yahudiler işgal etmiş. Her iş kolunun başında. Evet, şimdi benim gördüğümü arz ediyorum. İş kanunu, Fransız iş kanununun bir maddesi de işveren işçisini istediği ay yıllık izine çıkarabilir yazıyor. Bunu da hazırlayanlar üniversitedeki Yahudi profesörleri. Hepsi birleştiler. Bütün sektörlerin başındaki işveren Yahudiler yıllık izine çıkardılar fabrika işçilerini. Fabrikalar çalışmadı. Yine acından öyle yazdılar. Hiçbir iş yapamadılar. Evet, şimdi çakmak taşı, efendim, ocak, fırın berekettir, kuyu berekettir. Şimdi tazikli suyla kullanıyoruz, şakır şakır su akıyor. Eskiden bu var mıydı? Evet, susuz, bu da kesilebilir. Bir zaman biliyorsunuz Yalova'dan vapurlu su geldi İstanbul'a, kesildi. Ha, evinizde bahçeniz varsa, imkanınız varsa bir su kuyusu açınız. Sünnet, bereket. Susuz kalmazsınız. Susuz kalmazsınız. Kuyu berekettir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, bunu da fa'diduhunne Efendimizin bunu emri fi buyutim, evlerinizden çakmak taşı, ateş yakacak bir madde neyse, bugün onun yerini tutan neyse, eskiden böyle bir çaş vardı, vuruyordun kılçıkla yanıyordu yani. Kıvılcımla yanıyordu. Şimdi bu ateş tutuşturabilecek bir şey. Neyse o. Ondan sonra ocak. Ateş yakacak bir yer. Bunu ve bir de kuyu, su kuyusu bulundurun. Evlerinizde buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Susuz kalmazsınız, aç kalmazsınız. Şimdi bunları da öğreneceksiniz.
Yemek yapmayı, ekmek yapmayı öğreneceksiniz. Ateş yakmayı öğreneceksiniz. Bu o demek. Şimdi ben bu komünist devlet, komünist Rusya dağılınca Başbakan Erbakan Hoca ile Azerbaycan'a gittik. O zaman sakallı bir cumhurbaşkanları vardı, onların biliyorsunuz. Onun odasında konuşuyoruz. Şimdi Ruslar hiçbir Türk'ü, Azerbaycan'da olsun, diğer yerlerde olsun, hiçbir Türk'ü müdür yapmamışlar, yetiştirmemişler. Mühendis yapmamışlar, yetiştirmemişler. Müdür yapmamışlar, yetiştirmemişler. Doktor yapmamışlar, hep ırgat, hep işçi. Rusya dağılınca o mühendisler, doktorlar, idareciler Moskova'ya toplanınca Cumhurbaşkanı'nın az önce Cumhurbaşkanı ağzından duydum, ağlayarak. Türk insanı idare etmeyi bilmiyor. Doktorluğu bilmiyor. Mühendisliği bilmiyor. Onun için aç kaldık dedi. Rusya'yı arıyoruz dedi. Vatandaş acından ölüyor dedi. Ekmek yapmayı bilmiyor yani. Şimdi Efendimiz'in sözünü iyi şey edin. Bu her yerde olabilir. Allah böyle sıkıntılara uğratmasın da müminleri. Evde çakmak taşı, evet, ocak ve bir de su kuyusu berekettir. Evlerinizde bunları bulundurun. Mümkünse tabii apartmanda yaşıyorsunuz. Bir katında nasıl kuyu açacaksınız? Bahçeniz varsa, sözünüz geçerse kuyu açabilirsiniz. Memleketinizde, diğer köylerde falan kalıyor. Ben şahsen açtım bir kuyu. Sünnettir. Peygamber böyle dedi diye bir bağınızda, bahçenizde bu su kuyu açın. Hazırlayın diyor çünkü evlerinizde bu berekete ulaşmak için, bu yararlarından istifade etmek için bunları bulundurun diyor Hazreti Enes radıyallahu anh'tan Efendimizin naklettiği hadis-i şerifte. Evet, el hariru. Evet. İpek. Evet, ipek. İpek giymek. Siyabu men la halaka leh. Bu ipek elbise giymek şu adamın, nasipsiz adamın işidir. Nasipsiz adamın işidir. Ahirette ipek giyme nasibi olmayanlar dünyada ipek giyerler. Evet, la nasibe lehu fil ahira. Evet, ahirette ipek nerede giyilir? Cennette inşallah. Öyle var Kur'an-ı Kerim'de. İpekten, yeşil ipekten ipekler giydireceğiz diyor Allah Celle Hazretleri. İşte dünyada ipek giymek, ipek elbise giymek, ahirette ipek giyme nasibi olmayanların, hazzı olmayanların işidir diyor. İşidir diyor. Evet. Yani ipek giymek müminlere, erkeklere haramdır. Evet. Nasibi hiç yoktur dediğine göre Efendimizin, müminlerin, erkek müminlerin ipek giymeleri, ipek ceket, pantolon, kravat, gömlek, neyse yani giymeleri haramdır. İnnehu haramun birrical. Erkeklere haramdır. Evet, ancak dört parmak kadar enlilikte vücuttaki elbiseye de ipek olabilir. Biliyorsunuz uyuz olanlar bazı hastalıklarda ipek giydirirler. Kaşıntıyı önlemek için dört parmağa izin var diyor hoca Gümüşhanır Hazretleri. Ama gömleğin tamamı, dört parmak hariç, dört parmak eninden fazlası haramdır diyor. Peygamber öyle söylemiş. Evet, kene gibi şeyleri, kımmel, kaşıntı, yara, böyle cerahat vesaire şeyleri önlemek için, def etmek için dört parmak kadara müsaade vardır. Evet. Tirmizi de hurime libasul harir ve zeheb ala zükûri ümmetiyim.
İpek elbise giymek, altın süs takınmak ümmetimin erkeklerine haramdır. Hurime, haram kılındı. Ben aracıyım, naklediyorum. Efendimizin Kütüb-i Sitte, Tirmizi'de hadisi. Evet. Ve halle ve uhille li inasiha. Ama ümmetimin kadınları ipek giyebilir, altın takabilir. İpek kadın süsüdür, giysisidir. Altın kadın süsüdür. Şimdi nereye gidiyoruz bak? Öyle diyor Peygamberimiz. Erkeğe benzeyen kadın, kadına benzeyen erkek, giyimde, kuşamda, konuşmada, yürümede, davranışlarında kadın gibi olan bir erkek veya giyimde, kuşamda, davranışlarda erkek gibi olan bir kadın melundur diyor. Hadis-i şerif bu. Efendimiz söylüyor. Erkek erkekçe giyinecek, erkek yürüyecek, erkek gibi konuşacak, erkek gibi davranacak. Kadın da kadın gibi giyinecek, kadın gibi konuşacak, kadın gibi davranacak. Erkekleşirse veya kadın erkekleşirse veya erkek kadınlaşırsa melundur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle. Ben de onu size duyuruyorum. Şimdi elinde, kolunda, yakasında altın zincir takan camiye gelen delikanlılar görüyoruz. Bilmiyorlar. Evet, bilmiyorlar. Ben de size bunu aktarıyorum. Gerdanlık takmak, kadınların altın gerdanlık takmak, kadınların süsüdür. İşte hadis okuyorum. Bu benim fetvam değil. Bilezik takmak, altın bilezik takmak kadınların süsüdür. Ama buraya altın zincir takıyor bizim Ali'miz, Mehmet'imiz. Melundur diyor kadınlara benzeyen. Şimdi giyinişte, süslenmede, davranışta kadına benzeyen erkek, erkeğe benzeyen kadın melundur dedi Efendimiz. Şimdi ben elçiyim, ben kardeşlik görevimi yapıyorum. Siz gene seçeceksiniz. Duyuruyorum. Şimdi camiye geliyor kardeşimiz. Saçını böyle uzatmış, şurada da top etmiş. Buhari Müslim hadisidir beyefendi. Ben onu naklediyorum. Saçını böyle toplayıp buraya top eden kimdir? Kadınlardır. Böyle yapan erkekler de bu cümleye girer. Kadına benzedikleri için. Bunlar da lanet sebebidir. Ben duyuruyorum. Gene karar sizin. Karar sizin. Saçımı uzatmaya yasak değil. Ama kadınlar gibi böyle uzattıktan sonra şuraya top edip buraya bir şey bağlayıp yapmak lanet sebebidir. Bunu yapan melundur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben aktarıyorum. Kaynağında söyledim. Bakabilirsiniz, tahkik edebilirsiniz. İşte bu altınla buraya altın şeyi takıyor. Koluna altın şeyi takıyor bizim delikanlı. Lanet sebebidir. Haramdır. Kadınların süsü olduğu için lanet sebebidir. İşte şimdi o hadisi size okuyorum. İttilağınıza sundum. Evet, öyle diyor bak. Altın, ipek, kadın süsü giysisidir. Ümmetimin erkeklerine haramdır. Kadınlarına helal kırılmıştır. Evet. Bu haramlık israftan mıdır? Kibir gururdan mıdır? Evet, kafirlere benzemekten midir? Kadınlara benzemektir, benzemedir. Evet, vücuh, bir sürü şeyler var diyor hoca. Asahhuha el-ahir. Kadınlara benzemek meselesi en doğrusudur. Erkek kadınların süsü gibi süslenmeyecek, kadınlar gibi giyinmeyecek. Giyerse lanetli olur ve ona haramdır. Evet. Buhari Müslim'de efendim. Buhari Müslim'de innema yelbesul harir men la halakale. Evet. Buhari ve Müslim'de
dünyada ipek giyen kimsenin ahirette ipek giyme nasibi yoktur. Ancak ve ancak ahirette nasipsiz, cennette nasipsiz, cennete girse bile hani imanı var, inkar etmedi, yandı cehennemde. Bizim ehl-i sünnet inancımıza göre imanlı göçen mümin ne kadar günahkar olursa olsun, şefaate uğramamışsa, affa uğramamışsa, imanı sebebiyle suçu kadar yandıktan sonra ebedi cehennem, cennet, cehennemde kalmaz. Cennete geçer. Ama diyor ki Efendimiz, cennete girse bile orada cennetlikler ipek giyecek. Dünyada ipek giyenler orada cennette bile ipeği giyemezler. Cennet ipeği giyemezler diyor. Onu söylüyor. Evet, onu da söylüyor. Evet. Nasibi yoktur Buhari. Evet. Men lebisel harir fi dünya lem yelbesu fil ahira ve in dehalel cenne. Evet. Ve in, evet, ve in dehalel cenne lebisehu ehlül cenne ve lem yelbesu. Hadis söylediğimin metnini şimdi okuyorum. Dünyada ipek giyen erkek ahirette giyemez. Cennette girse bile cennetliler ipek giyer. O güne cennete sonunda girse bile, o orada bile dünyada ipek giydin diye ona mahrum kalınır diyor. Hadis-i şerif bu. Hadis-i şerif bu. Evet. Taberani Ebu İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Kadınların giysi, elbise giymeleri farzdır. Erkeklerin elbise giymeleri farzdır. Erkeklerin göbeği altından diz kabağı altına kadar bölgesini örtmeleri farzdır. Açmaları haramdır. Kadınların yüzü saç bitiminden çene altına kadar, iki kulak arası şu yüzü, bileklerinden aşağısı elleri, topuklarından aşağı ayakları hariç vücutlarını nikah düşecek erkeklere gösteremezler, haramdır. Evet, vel yabdhümne bi humruhinne ala cuyubihin ve la yubdine zinete. Ayet-i Celle bunlar. Geçen seferde de söyledim, şimdi tekrar bu hadis geldiği için arz ediyorum. 1996'da devletin bastırdığı resmi tefsir, Hak Dini Kur'an Dili, 5. cildi 2304 ve 5. sayfa. Lütfen bakın, bana inanmayın. Gayet net orada bu ayetler var ve bu söylediklerimi orada, daha fazlasını bulacaksınız. Daha fazla bulacaksınız. Şimdi tabii ben kardeşlik görevimi yapıyorum. Evet. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman ziyarete geliyor. Oradan kalkmış benim hocama ziyaret ediyor. Şimdi gördüm daha namazdan evvel. Onun hocası Ömer Ziyaddin Efendi var. Onun arkadaşları var. Hepsi buradalar. Kadının başı açık. Fatih okuyor. Ağlar mısın, güler misin? Mübarek, sen Müslümansın belli. Buraya ziyarete gelmişsin bu hocaları. Yani ama şu haram, haram içinde. Şimdi namaz kılıyor adam, başı açık kadının. Efendim, namaz kılıyor adam, her şeyi meydanda. Bu namaz geçerli olur mu? Namazın setri avret farzlarından birisidir. Sen Kur'an okuyorsun, ibadet ediyorsun. Ya güzel kardeşim, başı açık Fatih okuyor. Ben anlam veremiyorum. Dinin hükümleri kıyamete kadar baki. O hükümler Kur'an'da, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde, sahaben icmaında ve işte şihalen dört mezhep var. Diğerleri kaybolmuş, bütün Müslümanlara toplanmış. Bu da kıyasla dinin hükümleri, bu dört kaynakta var. Bunlar da kıyamete kadar değişmeyecek. Kur'an değişmeyecek. Hadis değişmeyecek, çünkü başka peygamber yok. Başka kitap inmeyecek. Onlara göre zaten bunlar çıkıyor. Bunlarda da böyle yazıyor. Ben de duyuruyorum. Hem Fatih okuyor hem başı açık. Her tarafı açık. Bu okuma olur mu?
Bilmiyorum. Ben yerini bulamıyorum. Bu namaz olur mu? Bilmiyorum. Örtülmüş olması için bir kadının giydiği elbise şeffaf olmayacak. Altını göstermeyecek. Dışına baktın mı? Görünmeyecek. O derece kalın olacak. İki, o elbise dar olmayacak. Şimdi gene bakıyorum. Beş harfi örtmüş. Ama göğüsleri meydanda. Bacakları iyice dar meydanda. Her şey meydanda. Söylemiyorum bunu, ayıp olur. Her şey görünüyor. Çıplaktır. Efendimiz de hadisinde söylüyor. El-kâsiyâtül âriyât. Çıplak giyinik bunlar diyor. Hadiste geçiyor. Ben de duyuruyorum. O da Fatih okuyor. Bilmiyorum. Kitaplara uymuyor. Siz bilirsiniz. Evet efendim, ben tekrar söylüyorum hadis-i şerifi. İpek, altın, süsleri, giysileri kadınlarındır. Erkekler haramdır giymesi. Cennete girse bile orada giymeyecek diyor. Güzel peygamberimiz, hadisi aktardım. El hasebu el malu vel keremu et takva. Evet. İnsanların yanında haseb, şeref mal iledir. Allah yanında ise şeref takva iledir. Hakikaten bir adam zengin oldu mu herkes el pençe divandır. Arzu hürmetler ederiz beyefendi. Sağlığına duacıyız beyefendi. Çok zengin ya. Diyor ki efendimiz, evet mal böyle yapar insanlar arasında ama esas şeref takvadır. İnne ekremekum indallah etkakum. En şerefliniz, en aziziniz, en üstününüz, Allah'tan en çok korkan, yasaklarından en çok sakınandır. Kanun bu, Allah'ın kanunu bu. Ama insanların nazarında adam zengin oldu mu Allah yollar, polis bile selam duruyor. Polis bile selam duruyor. Gördüm yahu. Evet. İnsanlar böyle telakki eder ama mal bugün vardır, yarın yoktur. Evet. Mal insanı azdırır. Genelde böyledir. Ama azmayanlar da var. Şu camiyi malı olmasa kanunu nasıl yaptırır? Allah ondan razı olsun. Namaz kıldıkça, biz burada öttükçe ona yazıyorlar. Kıyamete kadar yazacaklar. Sen de zengin ol, aha böyle şeyler yap. Hastane yap, okul yap, yol yap, çeşme su indir. Ama hiç öyle olmuyor biliyorsunuz. Bu mal insanları azdırıyor. Çoğaldıkça daha tatlı geliyor herhalde. Gözleri kör ediyor. Kanunu bile çiğniyorlar. Birçok tehlike, riskler göze alıyorlar. Her türlü şeyleri karıştırıyorlar. Hazreti Osman da zengindi. Ama bir numara Ebu Bekir, iki numara Ömer, üç numara Osman. Ümmet-i Muhammed'in üç numarası olmuş. Zenginlik ona engel olmamış. Ebu Bekir de zengindi. Ebu Bekir radıyallahu anh da zengindi. Evet. Hazreti Osman gıda ticarıydı. Öteki şeydi, elbise şu bu satardı. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istedi mi bütün elinden ne varsa verirmiş. Mesela harbe giderken Hazreti Osman koyuvermiş önüne 1000 altın. O zaman çok para 1000 altın. Bütün servetini koyuvermiş önüne. Peygamberimiz sevincinden, devlet reisi aynı zamanda, peygamber ama devleti idare eden de o. Bütçede kuruş yok. Askerin karnında yiyecek yok, potini yok, silahı yok. Gelmiş, ya Resulallah hazırım cenge demiş ama silah yok, veremiyor, devlet elinde yok. Hazreti Osman gelmiş, 1000 altın yığıvermiş şöyle. Efendimiz böyle kaldırıyormuş, döküyormuş, kaldırmış, döküyormuş. Gafarallahu ya Osman, ma esrarte ve ma alent. Şu yaptığın iyilikten dolayı gizli açık ne yaptıysan hepsi affedildi. Allah hepsini çizdi, yok etti, sildi. Aha, böyle zengin olmak lazım. Böyle zengin. Ama genelde nasıl oluyor? Mal çoğaldıkça millet yolunu şaşırıyor. Dikkat edilecek bir husus. İnsanlar malı olana böyle çok itibar ederler. Ama esas itibar edilmek husus haramlardan sakınma meselesidir.
Onu söylüyor Peygamberimiz. İnsanlar böyle yanılıyor. Esas buna bakmak lazım. Tabii hayır, çok hayır işlerseniz insan şerefli olur. Bak şunu görüyor adam, Selimi'yi görüyor adam, İngiliz gavuru, ağzından duydum. Ölçtüm diyor mimar profesör, sempozyumda bulundum. Bir santim fazlalık yok diyor. O zaman milyem yok. Göz kararıyla her şey. Şimdi aletler var, böyle kılı kırk yarıyor aletler. O zaman yok. Göz kararı yapılıyor bunlar arkadaş. Bir santim fazlalık yok diyor, bir santim eksiklik de yok diyor. Nasıl tutturdun bunu diyor İngiliz gavur profesör. Evet, o evliya adam. Evliya adam. Şimdi burayı yaptırırken burada mihrapta ayağının üstüne kalkıyormuş, şöyle şöyle bakıyormuş Mimar Sinan. Öteki ustalar demiş ki, usta ne oluyor? Çocuklar demiş, Kabe'ye bakıyorum da mihrabı tam güzel oturtturayım diye Kabe'ye bakıyorum. Var mı şimdi buradan Kabe'yi gören bir yiğit içinizde? Mimar Sinan'ın nasıl adam olduğunu görün yani. Buradan Kabe'yi görüyor, ona göre ayarlıyor bunu. Evet efendim, o zaman şimdi siz koyuyorsunuz, kıble burası diyor. O zaman o alet yok. Bizzat Kabe'ye bakıyor. Ben de o profesöre dedim ki, sen anlamazsın ulan dedim. Sen bu işleri anlamazsın. Evet, o inanmıyor ki, nasıl anlayacak? Allah rahmet eylesin. Böyle bir güzel insan, işte bu. Bunu görüp de Müslüman olan var arkadaşlar. Evet, gavur profesör bu incelikleri görüyor, incelerken hayran oluyor ve oradan işin inceliğine ulaşınca da Müslüman oluyor. Müslüman oluyor. Bu Mimar Sinan'ın ustalığının, caminin güzelliğinin inceliklerini tam tutturmasından Müslüman olan profesör var, gavur profesör var. Evet, şimdi mal olmasa bunu nasıl yaptıracak? Şunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmaya kalksa, şimdi bakın bir döviz hikayesi oldu, alt üst oldu ortalık. Herhalde her şey tersine gider. Bütün paralar buraya gelir. Buna para yeter mi yahu? Evet efendim. Allah bizleri iman, bizlere iman gürlüğü versin. Takva üstünlüğü versin. Öyle diyor. İnsanlar nazarında bir adam malı çoksa o adamı çok aziz ederler, arz-ı hürmetler ederler. Ama diyor esas şeref takva iledir. Allah'ın emirlerine, peygamberin sünnetlerine yapışmak ile olur. İnne ekremlekum indallah etkâküm budur. Onu söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gizli açık her türlü günahlardan uzak kalmış mekârim-i ahlak sahibi ve İnsanlık için her şeyini feda edebilecek bir olgunluğa ulaşmış güzel insan, esas şerefli olan budur ve kıyamete kadar da atlar yad edilir. Mevlana'nın anılmadığı gün yok şimdi. Gavur ülkelerinde de, üniversitelerinde de Mevlana delip duruyor. Yunus Emre'nin anılmadığı zaman yok. Her yerde. Allah işte böyle tam takva sahibi oldunuz mu? Hep kıyamete kadar sizi aziz eder, sizden bahsettirir. Esas şeref budur diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel, Tirmizi, Ebu Davud, Taberani, Ebu Hureyre Hazretlerinden, keza Hazreti Ali'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet, bu giyme hususunda şimdi ayetleri okuduk, hadisleri okuduk. Şimdi bir başka yerden de şunlar kayıt almışım. Hurrime libasul harir ve zehab ala zekir ümmeti. Evet. Ve hullel inasihim zükür bi umumihi yeşmülüs sıbiyan. Evet. Açıklama getireceğim. Onun için okuyorum. Tekrar etmiyorum.
İpek giymek ümmetimin erkeklerine, altın süslenmek erkeklerine haramdır, kadınlarının süsüdür. Bu diyor erkek çocuklara da böyledir. Erkek çocuklara da ipek giydiremezsiniz, altın takmazsınız. Onun günahı yok. Çünkü daha henüz mükellef değil. Anasına babasının yakasına yapışılır. Sorumlu anası babadır. Onlara gidilmek de ipeği çocuklara, erkek çocuklara altın şey etmek haramdır. Evet. Evet. Anası babası böyle. Evet, şimdi altınla süslenmek. Evet, altınla süslenmek. Bir, iki. Zengin ya, altın tabaktan yiyor. Altın kaşıkla, bu da haramdır. Altın kaşık, tabak kullanmak da fel evani mine zeheb vel fudda. Gümüş tabaktan, gümüş kaşıktan, çataldan, altın gümüş çabuk yemek haramdır. Hala haramın ala zikuri vel inaz. Evet, şimdi elbise giymek süs, kadınlara caiz altından. Evet, ama altın tabak, altın kaşık gibi malzemeleri kullanmak hem erkeklere hem kadınlara haramdır. Haramdır. Evet. Şimdi gümüş süsüyle kadınlar gibi süslenmek, kadına benzemek haram olduğu için erkeklere yine haramdır. Gümüşten erkeklere helal olan sadece nişan yüzüğüdür. Evet, evlenmek Allah'ın emri. Çünkü nesil devam edecek. Peygamberimiz evlenin diyor, Allah evlenin diyor. İkisinde memnun ediyor evlenenler. Haramdan kurtulmak, İslam insan neslinin devamını sağlamak maksadıyla evleniyor. Nesil çoğalsın diye. Allah'ı da memnun ediyor, peygamberi de memnun ediyor. Birbirlerini beğeniyorlar, söz kesiyorlar. Var. Nikah değil söz kesmek. Ama ebedi beraberlik başlangıcında birbirlerini şeklen, kaşı gözü, kulağı, eli kolu, kilosu, boyu posu seçme, alacak oğlanın kızın hakkı caiz. Ondan sonra bu tabii flört değil, flört yasak. Bir otelde bir hafta beraber kalamazlar. Bu gavurlarda var, bizde yok. Ama sokakta gidip gelirken, camiye gidip gelirken, birisini ziyarete gidip gelirken, düğünlerde, bayramlarda görür. Ondan sonra biraz daha yakın olur, söz kesilir, daha yakın olur, nişan takılır. Nişan da İslami'dir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde vardır. Nişan da nikah değildir. Ama nişan takıldıktan sonra bir kızı başka erkek isteyemez, haramdır. Bir oğlan nişan taktıktan sonra kızla bir başka kız ona talip olamaz, haramdır. Böyle hüküm doğurur ama nikah yok. Nikah iki Müslüman erkek huzurunda oğlanın kızın, ben seni helallığa, zevceliğe aldım, ben sana zevceliğe vardım sözleriyle olan bir şeydir. Evet, şimdi burada da nişan yüzüğü gümüş olarak erkeklere helaldir. Gene boynuna gerdanlık atama asamaz erkekler gümüşten, koluna şey bir gümüşten bilezik yapamaz. Sadece nişan yüzüğüne cevaz vardır diyor. Evet. Sadece istisna edildi. Lirrical minel khatem. Sadece yüzük istisna edildi. Dünyada yaparsanız ahirette diyemezsiniz. Evet. Dürer. Molla Hüsrev'in kitabı. Fatih'in hocası. Birinci cilt 310. Bilesiniz diye, bilgi sahibi olasınız diye arz ediyorum. Deve sidiği haramdır. Evet. Yeme, içme, yağlanma, altın kabından,
gümüş kabından süslenme, kokulanma, yeme, içme haramdır. Haramdır. Evet. Kaşık, çatal da haramdır. Zaten hadisleri okudum. Dürer 1. cilt 310. sayfadan tahkik edebilirsiniz. Türkçe'de çevrilmiş. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi adam ipek gömlek giyiyor, geliyor namaza. Haram içindesin. Bilmiyorum. Allah kabul etsin, ben cennet dolacak diye endişem yok. Ama böyle kurallar var. Hatırlatıyorum Müslümanlara. Evet. Dediğim gibi çıplak geliyor, Kur'an okuyor. Yerini bulamıyoruz. Onu arz etmek istiyorum. Madem bir şey yapacaksan kuralına göre yap yahu. Boşuna kürek çekme, karavana yapma şu işi. Onları anlatmaya çalışıyorum. Biz elçiyiz, elçiye zeval yok. Evet, evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor. El-Hasenu vel-Hüseyin-nu. Hasan ve Hüseyin, seyyida şebabi ehlil cennet. Cennetliklerin gençlerinin efendisidir. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sokakta gidiyormuş. Kambur bir koca karıyı rastlamış. Elinde asa, böyle önüne eğilmiş, takıdık takıdık gidiyor. Selamlaştıktan sonra sen demiş cennete giremezsin demiş. Şimdi peygamber yalan söyler mi? Kadıncağız yazık, yememiş içmemiş. Müslüman kadın cennete giremezsin dediği için bir hafta sonra ölmek üzere demişler, ya Resulullah sen koca karıya böyle demişsin. Evet dedim. Bir hafta da yemiyor içmiyor merakından üzüntüsüne, hay Allah iyiliğini versin demiş. Cennette koca karı olmayacak. 33 yaşında olacak herkes. Genç olacak dedim demiş ya. bu onu yanlış anlamış. Cennette ihtiyarlık yok. Hep 33 yaşında. İhtiyarlamak da yok. Evet, şimdi herkes orada genç olduğuna göre Efendimiz diyor ki cennetliklerin gençlerinin efendisi Hasan Hüseyin'dir. Ebu Bekir nerede kaldı? Ömer nerede kaldı? Hayır efendim, ölürken genç öldüler ya, ikisi de Hasan ve Hüseyin de genç öldüler ya, onların genç öldükleri için genç ölenlerin efendisidir, cennete giriyor onların. Olgun erkeklerinki de bir Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, onlardır. Bunu söylemek istiyorum. Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin efendileridir, gençlerinin efendileridir. Evet. Yani genç ölenlerin, böylece cennete girenlerin, evet, Ahmed bin Hanbel, Tirmizi, hadisi olarak Ebu Said Hudri'den, Hazreti Ömer'den, Hazreti Enes'ten, Abdullah Mesud'dan nakletmişler. El Hasan ve El Hüseyin nu seyyida şebabi ehlil cennet. Hasan ve Hüseyin cennete, genç ölüp de cennete girenlerin efendisidir. Ve bu huma, onların ikisinin, Hasan Hüseyin babası da, hayrun minhuma, Hasan Hüseyin'den daha hayırlıdır. Ve emirül müminindir, müminlerin emiridir. Peygamber emirül müminin tabirini kullanmış Hazreti Ali'ye. Onun için öbürlerine halife, halife, halife derler. Hazreti Ali'ye emirül müminin derler. Peygamber böyle hitap ettiği için, evet, Hasan ve Hüseyin'den babaları daha üstündür. Onların babası onlardan daha hayırlıdır. Evet diyor. Şimdi Hasan ve Hüseyin'den size bilgi vereceğim. Güzel insanların adı anılan meclise rahmet bereket yağar. Evet. Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan'ın doğumundan 50 gün sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anh hamile kaldı Hazreti Hüseyin'e. 50 gün sonra. Evet, 40 gün şey var, lohusalık dönemi var. 50. gün Hazreti Hasan'ın doğumundan 50 gün sonra Hazreti Hüseyin'e Fatıma radıyallahu anh'a validemiz hamile kalmış. Hicri 4, Şaban 5'te doğdu.
Hazreti Hüseyin. Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmül Fadıl radıyallahu anha rüya gördü. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, senin cesedinden bir parça kesilip önüme kondu. Bizim evimize kondu. Böyle bir rüya gördüm demiş. Evet. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimizin Ümmül Fadıl Hazreti amcası Abbas'ın zevcesi. Efendimiz demiş ki müjde, Fatıma'nın oğlu olacak. Fatıma'nın oğlu olacak, sana getirilecek. Ümmül Fadıl oğlu Kusem'in sütünden emzireceksin. Onun da çocuğu var, Kusem. O Hüseyin'i getirecekler, sen de emzireceksin demiş. Evine getirdiler sözünün anlamı bu. Evet, buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunu anlatırken çocuk doğunca ne yapılır, onları size öğretmek istiyorum tabii. Hem bereket yağsın hem de bilesiniz diye. Evet, Hazreti Hüseyin arz ettiğim gibi Hicri 4 yılında Şaban'ın 5'inde doğdu. 7. gün akika kesildi. Sağ kulağına ezan okudu Peygamber, sol kulağına kamet getirdi. Ve şimdi arz edeceğim, isim koydu. 7. gün akika kurbanı kesildi. O akikanın bazılarını, kemiklerini kırdırmadı Peygamberimiz, kazaya belaya uğramasın diye. Bazı kemiklerini kırdırdı, mütevazi olsun diye. Bu niyetle, şimdi de siz öyle yapacaksınız. Oğlan için 2, kız için 1 akika kurban olabilecek hayvanlardan. Evet, sonra Hazreti Hüseyin doğduktan sonra saçı kesildi. Çocuk doğduktan sonra saçı kesildi ve saçının ağırlığı kadar gümüş dağıtıldı. Ağırlığı kaç gramsa, dirhemse, o kadar güneş şeye tasadduk edildi, dağıldı. Evet, Hazreti Ali'nin ilk oğlu Hazreti Hasan doğmuş. Onun hakkında da hadisler okuyacağız. Cebrail aleyhisselam gelmiş. Demiş, Cebbar koy demiş ismini. Şebbar koy ya Resulallah demiş. Bu torunun adını Şebbar koy. Peygamberimiz demiş ki yok, ben Arapçayı severim. Arapça olsun. Öyleyse Hasan koy demiş. Hasan güzel demek. Hasan koymuş. İkisi böyle anlaşmışlar. Ondan sonra ad koymak kocasının hakkı. Önce kocasının, sonra hanımınla anlaşacaklar. Ali demiş, adını ne koyalım? Harp koyalım ya Resulallah demiş. Çünkü Hazreti Ali cengaver adam, mücahid adam, ömrü savaşla geçmiş. Evet, kitaplarda yazılan yerinde görmek, inanmadığımdan değil. Hayber'e gittim ben, inceleme yaptım. Hayber'de Yahudiler çok zengin, muazzam kaleleri var. İçeriye kapanmışlar, zengin adamlar, yiyecekleri senelerce yeter. Müslümanlar da çok fakir. Gelmişler, hatta bir hafta bir şey yemeyemişler, açlıktan ölecekler mi? Kebap kokusu duymuş Peygamberimiz. Demiş nedir? Demiş ya Resulallah, acımızdan ölelim mi? Bindiğimiz eşekleri kestik, etini yiyoruz. Dökün demiş. Eşek eti haram demiş. Orada anlamışız. Ondan sonra açlıktan, hastalık. Bir de orası Hayber, Yahudiler biliyorsunuz zenginliği sever, dünya malını. En mümbit yer Hayber. Güzel hurmalık, bahçelik. Medine'de, Mekke'ye göre öyle ama orası daha yeşillik, suluk. Medine'den oraya gidince hepsi sıtma hastalığına yakalanmış. Hazreti Ali de yatıyor ateşler içinde. Moraller sıfır. Açlık, susuzluk. Demiş ki toplanın. Eline kılıcı almış, Zülfikar'ı.
şu kılıcı kime verirsem demiş, o adam sayesinde Hayber'in fethi bizim olacak. Sahabilerin en öndesi imamı kim? Ebu Bekir kalkmış, bana ver diye Peygamberimiz kafayı indirmiş. Yani sana vermeyeceğim demek. Kibar. Oturmuş yerine. Ondan sonra Hazreti Ömer kalkmış, bana ver diye. Peygamberimiz yine kafayı indirmiş. Yani sana vermeyeceğim. O ikisini vermeyince hiç kimse kalkmamış. Çünkü onun en üstünü onlar. Ses çıkmayınca Ali nerede demiş Efendimiz. Demiş ya Resulallah, Ali sıtma, gözünü açamıyor. Sakır sakır ateşten titriyor günlerdir. Ali getirin buraya demiş. İki kişi koltuğuna girmiş, Ali'yi peygamberin huzuruna getirmişler, yatağından kaldırmışlar. Ali demiş, bu kılıcı sana vereceğim, senin sayende demiş Hayber fethi olacak. Demiş, vallahi ya Resulallah, ayağım ucunu görmüyorum demiş, gözüm bitik. Puf demiş peygamberimiz, bir anda diyor, gençleştim diyor, hastalıklar gitti diyor. Silkinmiş, ver demiş ya Resulallah, hepsinin kellesini uçuracağım demiş Ali. Biz kelle uçurmaya gelmedik. Önce git onları Müslümanlığa davet et. Müslüman olurlarsa başımızın tacı, kardeş oluruz. Müslüman olmazlarsa zorla Müslüman etme onları. Ama haraç verecekler, cizye verecekler. Hakimiyetimiz altına girecek, emrimize girecekler. Onu da kabul etmezse işte o zaman demiş kellelerini uçur. Vermiş Hazreti Ali surların, şimdi de görebilirsiniz efendim. Kapılar duruyor. Aynen o demir kapılara. Oraya bir de surların dışına hendek açmışlar. O hendeyi atlarken Yahudiler yukarıdan oklayacaklar öyle. Hazreti Ömer bir sıçramada hendeyi atlamış. Bizim gibi böyle içine girip çıkmamış. Biz atlamada geçmiş. Kapıya varmış, bakmış demir kapı halen duruyor. Ya Allah diye bir omuz vurmuş, koca kapı hart diye yıkılmış. O peygamberin nefesi var ya, Ali ne yaptıysa işte bir darbede o demir kapıyı halen duruyor, yıkık duruyor. Allahu Ekber demiş. Onun gün narasını asker duyunca elhamdülillah Hayber'in fethi tamam, bize nasip oldu diye peygamberimiz ashabına moral vermiş. Herkesin morali 1500. Ondan sonra genç bir delikanlı Hazreti Ali, Yahudilerin en cangaver kahramanı çıkmış karşısına, atın üstünde zırhlı. Çocuk demiş, sana acıyorum, şuradan defol git demiş. Sen benim dengim değilsin demiş. Ben aslanları bile demiş hallediyorum, aslanları. Senin gibi çocuklarla. Demiş ki zaten demiş, Allah, anam bana Haydar derdi. Hakikaten Haydar, Haydar diye şey derler, ilahiler söylerler. Ben seninle boğuşup seni gebertecek aslan benim deyince adam gururuna yedirememiş, inmiş aşağıya atından Hazreti Ali'ye, çünkü saldırmış öfkeyle. Hazreti Ali çevik hareketle onun yanından önünden kaçmış. Ondan sonra tabii bir darbe vurmuş kafasına, hem çelik zırhı kesmiş, hem kafayı kesmiş, hem vücudunu kesmiş Yahudinin gavurunun, ikiye bölmüş. Bir Allahu Ekber diye de nara atmış. Efendimiz fetih tamamlandı. Ondan sonra Yahudiler tabii bunu görünce her şeyi kabul ettiler. Bu böyle bir mücahit, kahraman. Onun için oğlunun da mücahit olmasını istiyor. Harp koyalım ya Resulallah demiş. Ya Ali demiş, ya Cebrail de Hasan koyalım dedi demiş. Peki ya Resulallah. Peygamber itiraz olur mu? Öyleyse adı Hasan olmuş. Derken işte hicretin 4. yılında Şaban'ın 5'inde Hüseyin doğunca gene gelmiş Cebrail. Ne olsun? Müşebbir olsun.
Ya demiş Cebrail, ben Arapça ismini severim demiş. Osman demiş Hüseyin olsun demiş. Peki demiş, anlaşmışlar. Yine Ali'ye gitmiş. Ali ne koyalım? Harp koyalım ya Resulallah demiş. Ya baksana demiş, Cebrail de Hüseyin dedi yahu demiş. Ali tamam demiş ya Resulallah. Hüseyin adı böyle verilmiş. Evet, Hüseyin adı güzel demek, o da Hasan da güzel demek. Evet, kulağına ezan okudu Peygamberimiz. Evet, yedinci gün sünnet ettirdi. Çocuk doğunca kulağına sağ kulağına ezan okunur, sol kulağına kâhmet getirilir. Yedinci gün sünnet ettirdi Hazreti Hüseyin'i. Akika kestiğimizi erkek için iki, kadın için, kız için bir söyledik. Evet, Hazreti Hasan'ın göğsünden yukarısı, Hazreti Hüseyin'in ise göğsünden aşağısı Peygamberimize benzer idi. Şekil itibariyle öyleydiler. Evet, şimdi çok ilginç şeyler var. Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan, Hazreti Ali'nin çocukları, gürbüz çocuklar, pehlivan, kahraman çocukları. İkisi de gürbüz çocuklarmış. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları ikisi beraber hadinle bir güreşin demiş. Güreşe tutmuş, tutuşturmuş. Peygamberimizin usulü, kanun İslam'da zayıf olana yardım edilir. Biliyorsunuz Osmanlılar da iki savaş eden grup vermişler, zayıf olana yardım etmişler. Kurdukları devlet 633 sene. Peygamberin usulü bu. Hüseyin küçük, ona yardım etmesi lazım. Güreşirken hadi Hasan şurayı tut, kolunu tut, ayağını tut diye taktik veriyormuş Hazreti Hasan'a. Oradakiler demişler ki ya Resulallah, sen zayıf olana yardım ederdin, bize öyle emrediyordun. Hüseyin küçük, daha cılız, daha ondan güçsüz. Sen böyle dedin ya, niye demiş şimdi Hasan deyip duruyorsun? Yahu demiş, ashabım baksanıza da Hüseyin'e de Cebrail taktik veriyor demiş. Böyle adamlar Hasan ve Hüseyin, Allah şefaatle bizim aile eylesin. Şimdi Cebrail aleyhisselam gelmiş Ümmü Gülsüm anamızın odasında. Evet, oturuyorlar. Ümmü Seleme anamızın odasında. Demiş hanımını çıkar dışarıya. Yer oda, tahta kapı. Önünde avlu var, tahta kapısı var. Çıkarmış Ümmü Seleme anamızı. Demiş kimseyi içeri almasın, özel konuşacağız. Tam o sırada da çıktıktan sonra Ümmü Seleme anamız kapının önünde, Hazreti Hüseyin yuvarlanmış gelmiş. Yavrum demiş, kuzum benim. Deden demiş, kimseyi içeri alma dedi. Azıcık da sokakta oyna da gel. Güçlü çocuk Ümmü Seleme anamızı şöyle ittirmemiş elinle. İçeri girmiş. Gelmiş Peygamberimizin kucağına oturmuş. Ondan sonra başımız sakalını astırlıyor, kulağını astırlıyor, parmağını gözüne batırıyor. Biz olsak böyle yapsa çocuklar tokadı vururuz değil mi? O böyle yaptıkça Peygamberimiz de onu sarılıp öpermiş. Oh, oh diye diye öpermiş. Bir eyyam devam etmiş bu. Cebrail aleyhisselam da seyrediyor. Bunu çok mu seviyorsun demiş. Sevilmez mi demiş, baksana şunun güzelliğine. Ama demiş, senin bu sevdiğin Hüseyin'i Kerbela denilen yerde senin kavmin öldürecek. Ne demiş? Evet. Bak demiş, toprak getirdim Kerbela toprağından. Cebrail getirmiş. Bu toprağı koymuş şeye, raftaki çömleğe. Bu toprak kan olduğu gün senin Hüseyin'i Kerbela denilen, kerp de sıkıntı demek, bela da sıkıntı demek, kavmin öldürecek. Benim torunum demiş, oğlum güzel çocuktur, kimse kötülüğü olsa da öyle olacak. Şimdi bu böyle, bunu duymuş tabii Ümmü Seleme anamız, kapıdan dışarıdan duymuş. Ondan sonra Efendimiz irtihal buyurmuş, Hazreti Hasan'ı öldürmüşler, Hazreti Hüseyin halife seçilmiş. Derken Ümmü Seleme anamız bakmış ki o raftaki çömlekteki toprak kan taşıyor. Başlamış ağlamaya.
Ya müminlerin arası demişler. Resulullah'ın aklına geldi. Benim Resulullah hiç aklımdan gitmez ki zaten demiş. E niye ağlıyorsun öyleyse? Böyle böyle dediydi Efendimiz. Cebrail böyle söyledi, ben de duydum. Baksana çömlek kan taşıyor. Hüseyin'im gitti, ona ağlıyorum demiş. Hakikaten yıllar sonra olan bir şey bu, 40 küsür sene sonra. Bir bakıyorlar aynı anda Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Evet, Allah şefaatini bize nail eylesin. Evet, böyle böyle bir şey. Hazreti Hüseyin, Hasan, ikisi de Hasan'ı zehirlediler. Hazreti Hüseyin de Kerbela'da şehit ettiler. Daha çok şeyler var. Kellesini kestikten sonra zamanın Emevi halifesine, adını söylemiyorum, bir tane adam almış kellesini, saklamış, götürecek, vali olacak, bakan olacak. Onun içine, evet, gelmiş evine, bir güzel koku, söylemiyor karısına. Aylardır uzak karısından, demiş bir güzel koku var demiş. O da demiş ki böyle böyle kovmuş kocasını. Sen demiş demek böyle halt ettin ha, kovmuş. Adam gelmiş işte halifeye, tarihi kayıtlar böyle. Onun için biz ehli sünnet itikadında, mezhebinde olanlar kimse hakkında yavur mavur demeyiz, küfretmeyiz, lanet etmeyiz. Halife kellesini atmış önüne, halife etmiş, ağlamış. Ben size onun kellesini kesin demedim, siyasi iktidarını engel olun dedim. Niye böyle yaptınız diye ağlamış adam. Ve adamı etmiş, kovmuş. Tarih böyle yazıyor. Onun için biz Emevi halifelerine, Muaviye Hazretlerine asla küfür etmeyiz, lanet okumayız. Ama İranlılar lanet okuyor, küfür ediyor. Evet, tarihte böyle karşılıklar olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu torununu kellesini götürürlerken askerler şehit etmişler. 87 tane asker varmış yanında. Hep şehit etmişler. Dinlenmeye oturmuşlar. Semada Allah'ın ehli beytini, torununu katledenler cennetin kokusunu koklayabilir mi diye yazı yazılmış. Bunda yazıyor kitaplar. Ürkmüşler o askerler. Evet, böyle işte başkaları Müslümanları birbirine düşürmek için desiselere, hilelere başvuruyorlar. Bütün bu olayların içinden işte İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Şafii, Muhammed bin Reis Eş-Şafii, Malik bin Enes, Ahmed bin Hanbel gibi büyük zatlar şudur, şöyle delmedir diye biz de ona göre hareket ediyoruz. Ama böyle şeyler var. Bu Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin efendileridir diyor. Güzel peygamberimiz, biz onların şefaatini umarız. Allah onlardan razı olsun. Evet efendim, gene bu hadisler Ahmed bin Hanbel, Tirmizi, İbn-i Mace, Bukhari, Abdullah Ömer İbn-i Hattab, Hazreti Ali Enes, Abdullah Mesud hepsi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Bir hadis daha var onlarla ilgili. El Hasan ve El Hüseyin seyyida şebab ehlil cennet. Cennet ehlinin gençlerinin efendileridir buyurduktan sonra, evet, diyor ki şenfel arş. Evet, ve leysa bil muallakayn. Arşın men ahabbehuma fakat ahabbeni ve men abgadahuma fakat abgadani. Arşın iki tarafında, onlara yapışık asılı değil ama arş-ı âlâ'nın iki tarafındadırlar. Diyor ki kim Hasan ve Hüseyin'i severse beni sevmiş olur. Kim ona buğz ederse bana buğz etmiş olur. Ha, gözünüz açın buyurmuş Abdullah bin Abbas'tan nakleden hadis. Allah onlardan razı olsun. Şefaatler bizden nail eylesin inşallah. Diyelim cümle. Evet. Şimdi
Bir kardeşimiz yoğun bakımdadır. Dua bekliyor. Allah versin inşallah. Efendim, diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve töbü ileyh. Fatiha-i Şerife, ma'al besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım birer elem neşrah leke-i şerif. Me'al besmele-i şerife. Bismillah. Elem neşrah ki sadrık mevdana anke ve sekrete. Kesikrek beynin var ve sürüsü. 13'er ihlas-ı şerif. Mal besmele-i şerife. Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Müstakim misrat Allah Teala. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Subhan rabbiyal ali el al el vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz sever-i celile-i ayet-i Kur'an kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervah-i paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, el ashab, etbaullah, rıdvanullah teala aleyhim ecmain efendilerimizin ervah-i kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat rahmetül aleyhim ecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, Büşah Efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin evrahına bağışladık. Vasıl eyle, cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, akıbetimizi hayır eyle. Ya İlahel Alemin, Ya Rahman Rahim'in rızkımızı helalinden bol eyle. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Her an seni anan zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Bizi sevdiğin sıddıklardan, salihlerden, takva sahibi ve rah sahibi müminlerden eyle. Bir an bile nefsi emmaremize bizi esir etme. Hakkı görüp haktan yana olanlardan eyle. Batılı görüp batıldan uzak kalanlardan eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evladını şerlerden, belalardan,
şeytanın şerrinden, hasetçilerin hasedinden, sapıtılanların sapıtmasından muhafaza eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'e lütfunla, ihsanınla, affınla muamele eyle. Ya ilahel alemin, ümmeti Muhammed'i İslam'ı aziz eyle. Kafirleri zelil eyle. Kafirlerin, münafıkların, satılmışların ümmeti Muhammed arasına sokmak istedikleri hileleri, desiseleri kendine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Ya ilahel alemin, şu dualarımızı salih kulların hoşnutlukla kabul ettiğin dualar arasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi, güzel Kur'an'ı güzel okumayı, ahkamına uymayı, güzel peygamberimizi hayatında rehber edinmeyi ve yüzü iki cihanda ak çıkanlardan olmayı nasip eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.